Merhaba, şu an bir nedenle benim kanalımdasınız. Bu kanalı uzun zaman önce açmaya karar vermiştim. Tahmin edilebileceği gibi YouTube'da uzun zaman geçiriyorum. Ve kanalı açtığım tarihte de uzun detaylı videolara ilgim vardı. Hatta dizi ya da sinemadan çok zamanımı YouTube videolarında geçiriyorum. Aynı zamanda Türkiye'deki oyun, film ya da medya tartışmaları beni rahatsız ediyordu. Film değiştirilir ya çok sığdı ya da bana çok ukala geliyordu. Benim videolarım muhtemelen öyle ama neyse. Oyun eleştirilerinde bu tamamen doğru değil. İyi inceleme yapan kanallar var ama sayıları az. Ya ve genelde büyük oyun hakkında konuşuyorlar. Bazı çok izlenen kanallar da bence yeteri kadar iyi analiz yapamıyordu. Zaten o sürelerde Türkçe kanal izlemeyi çoğunlukla bıraktım. Yani sanırım şu an tek izlediğim kanal doskayolu Türkçe. En başta Türkiye'de görmediğim tip içerikler yapıyordum ama bir süre sonra aklıma ne geliyorsa yapmaya başladım. Bu videoların bazılarından çok haz etmiyorum. Çünkü bazılarının fikirlerim tam oturmamıştı, acele ettim. Ya da ses kaliteleri çok kötü. Aslında eskilerin ses kaliteleri genelde kötü. Ama zamanla ve parayla belli bir standarda ulaştığımı düşünüyorum. Tabii kaliteyle birlikte zaman sıkıntısı da ortaya çıkıyor. Yani kanal benim ana geçim kaynağım değil ve öyle bir niyetim de yok aslında. Sadece sevdiğim için yapıyorum şu an. katı yani katıl butonunu da zaten istek üstüne açtım. İçerikler de çok izleyici çeken türde olmadığı için kanalın çok büyüyebileceğini düşünmüyorum. Yani anlatmak istediğim şey bu kanal karnımı doyurmuyor. O yüzden günlük işim ve başka bir proje yüzünden kanala odaklanmam zor. Ya konuyu da aslında buraya çekmeye çalışıyordum. Üstüne çalıştığım diğer proje uzun zaman önce geliştirmeye başladığım bir oyun. Ya muhtemelen arka planı birkaç görüntü koyarım burada. x bir retro FPS, boomer shooter ne demek isterseniz. Şu an ilk kısmı bitmiş durumda ama tamam etmesine yine hala var, süre var baya. Açıkçası oyunun ilk kısmını çok beğenmiyorum. <laughs> Fakat onları geri dönüp düzeltmem geliştirme sürecini büyük olasılıkla ikiye katlar. İlk projenin de bu kadar yavaş ilerlemesi tamamen benim suçum aslında. İlk kez yaptığım için oyunun kapsamını tam kavrayamadım. Çok büyük bir şey dönüştü. Yine de ikisini de aynı anda devam ettireceğim. Hatta kanal için farklı daha farklı videolar da gelecek. İsterseniz aşağıdaki linklerden oyun hakkındaki gelişmeleri takip edebilirsiniz. Kanalımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer istediğiniz içerik varsa yorumlara yazarsanız sevinirim.